Arkadaşlar İslam tarihi içerisinde 4 Halife devrinin 3. halifesi Hazreti Osmandır. Hazreti Osman dönemi 644 ile 656 yılları arasında gerçekleşen dönemdir. Öncelikle bu dönemin fetihlerini bir inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar biz Kuzey Afrika'da fetihlere devam edildiğini görüyoruz. Dört e, halife devri içerisinde Kuzey Afrika'da arkadaşlar ilk gerçekleştirilen fetih Mısır'ın fethiydi. Hazreti Ömer döneminde Mısır ele geçirilmiş. Hatta Müslümanlar ikinci kıtaya geçiş yapmışlardı. Artık Afrika kıtasına geçiş yapmışlardı. Hazreti Osman döneminde bu Kuzey Afrika fetihlerine devam edildi ve Kuzey Afrika'da Tunus ele geçirildi. Bunun dışında Doğu Horasan ve Harezm toprakları fethedildi. Ve ilk kez Kafkaslar'da Türklerle yani Hazar Türkleriyle mücadele edilmiştir ancak Azet Osman döneminde Hazar Türkleriyle bu mücadele sonucunda başarısız olunmuştur. Özellikle biz e, Türklerle ilk sınır komşuluğunun e, Azerbaycan'ın fethiyle birlikte Hazreti Ömer döneminde olduğunu görüyorduk. Ama Hazreti Ömer döneminde herhangi bir savaş yapılmamıştı. Sadece sınır komşusu olunmuştu Türklerle. Ama Müslüman Araplar ilk kez Hazreti Osman döneminde Türklerle savaştı. O da Hazar Türkleriyle Belencer Savaşı'nın yapıldığını görüyoruz biz. Burada e, Müslüman Arapların Türklere karşı e, yenilgi aldığını ya da başarısızlıkla sonuçlandığını görmekteyiz. Bunun dışında Hazreti Osman döneminde arkadaşlar artık deniz fetihleri de gerçekleştirilmeye başlandı. Bizans'la yapılan savaşlar sonucunda Akdeniz'de Kıbrıs Adası vergiye bağlandı. Hazreti Osman dönemindeki meydana gelen bir başka gelişme teşkilatlanma alanında oldu. Biz ilk kez bu dönemde İslam donanmasının oluşturulduğunu, yani deniz kuvvetlerinin oluşturulduğunu görüyoruz. Bu anlamda az önce bahsettiğimiz gibi e, deniz fetihlerinin yapıldığını, yani Kıbrıs adasının vergiye bağlandığını görmekteyiz. İlk kez İslam donanması Hazreti Osman döneminde oluşturulmuş. Bunun dışında Arkadaşlar önceki bilgilerimizden de hatırlarsak Hz. Ebu Bekir döneminde biz Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirildiğini biliyorduk. Özünün korunabilmesi için Kur'an-ı Kerim toplatılarak kitap haline getirilmişti. Ama Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak vilayetlere gönderildi. Peki niçin çoğaltılarak vilayetlere gönderiliyor? Burada amaç tek kaynaktan yönetimdir. Yani e, İslam devleti içerisinde uzak bölgelerdeki farklı algılamaları ve farklı uygulamaları ortadan kaldırabilmek için tek elden yönetimi gerçekleştirebilmek için Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak vilayetlere gönderildi. Hz. Osman döneminde meydana gelen bu fetih ve teşkilatlanma hareketlerinin dışında Hz. Osman döneminde damga vuran bir başka gelişme de burada uyarıda belirtilen gelişmedir arkadaşlar. Hz. Osman dönemine baktığımızda özellikle son yıllarında e, kendi soyu olan Emevi soyunu kayırması ve yönetimde görevlendirmesiyle ileride ortaya çıkacak iç karışıklıkların zeminini hazırlamıştır. Özellikle arkadaşlar biz Hz. Osman döneminden sonra Hz. Ali döneminde e, İslam toplumu içerisinde artık iç karışıklıkların olduğunu görüyoruz. Ama Hz. Ali dönemine yansıyan bu iç karışıklıkların aslında ilk temeli Hz. Osman döneminde atılmış. Bunun sebebi de Emevi soyunun yani Hazreti Osman'ın kendi soyunu kayırması ve toplum içerisinde bazı kesimlerinde buna tepki duymasına yol açmıştır. Dört halife devri içerisinde bir başka halife dönemi Hazreti Ali dönemidir. 656 ve 661 yılları arasında İslam tarihinde dört halife devri içerisinde Hazreti Ali döneminin yaşandığını görüyoruz biz. Özellikle arkadaşlar Hazreti Ali dönemi İslam tarihi içerisinde duraklama dönemi olarak adlandırılır. Bunun sebebi de iç karışıklıklardan dolayı fetihlerin durmasıdır. Özellikle iç politikadaki olumsuzluk dış politikayı da etkilemiş Böylece fetihler durma noktasına gelmiş. Çünkü Hz. Ali dönemindeki iç karışıklıklardan dolayı öncelikle devlet otoritesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda biz aslında ilk halife olan Hz. Ebu Bekir döneminde de iç karışıklıklar olduğunu görüyorduk. Yani Hz. Ebu Bekir'in ilk yıllarında devlet otoritesini sağlamak istemesiyle Hz. Ali dönemindeki devlet otoritesinin sağlanmak istenmesi birbirine benzer durumlardır aynı zamanda. Buradaki uyarımız şudur arkadaşlar. Hz. Ali dönemi Müslümanların ilk kez birbirleriyle savaştıkları, ilk kez artık birbirleriyle mücadele ettikleri dönemdir. İlk olaya baktığımızda Cemel vakasını yani deve olayının yaşandığını görüyoruz. Cemel vakasının yaşanmasının sebebi Hazreti Ayşe'nin Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmadan Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımak istememesidir. Hazreti Ali'nin güçleriyle Hazreti Ayşe taraftarları e, karşı karşıya gelmişler. Ancak Hazreti Ali burada üstünlüğü sağlamasına rağmen bu mücadelenin sonucunda güvenlik amacıyla İslam Devleti'nin başkenti Küfe kentine taşınmıştır arkadaşlar. Biz İslam Devleti ilk kez Hazreti Muhammed döneminde kurulduğunu biliyorduk zaten. Ve İslam Devleti'nin merkezi Medine kentiydi. Ancak e, bundan sonra İslam Devleti'nin başkenti Küfe'ye taşınmış. Bunun sebebi de güvenliktir. Yani Hazreti Ali taraftarları Küfe kentinde daha fazla bulunduğu için başkent olarak Küfe kenti tercih edilmiştir. Az önce Hazreti Ali döneminde Müslümanların ilk kez birbirleriyle savaştıklarının karşı karşıya geldiklerini söylemiştik. Bu savaşın Cemal vakasının önemine baktığımızda da Müslümanların ilk kez karşı karşıya geldikleri olay olduğunu görüyoruz Cemal vakasının. Hazreti Ali döneminde bir başka gelişme 657 yılında meydana gelen Sıfın Savaşı ve Hakemler Olayıdır. Savaşın sebebi Şam Valisi Muaviyenin Hazreti Ali'nin Halifeliğini tanımamasıdır. Arkadaşlar burada belirtmek gerekiyor Şam Valisi Muaviye de Hazreti Osman'ın soyundandır, aynı kabiledendir. Dolayısıyla da o da Hazreti Ali'nin Halifeliğini tanımak istememektedir. Bu anlamda Hazreti Ali ile Şam Valisi Muaviye karşı karşıya gelmiştir. Sıfın Savaşı'nın gelişimine baktığımızda Savaş Hazreti Ali tarafının üstünlüğüyle devam ederken Muaviye'nin askerleri Kur'an'ın hakem olması gerektiğini ileri sürerek Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna takmışlardır. Sonuçta halifenin hakemler tarafından tanınmasına karar verilmiştir. Hakemler iki tarafın da halifelikten uzaklaştırılmasına karar verdiler. Bu arada Hazreti Ali'nin hakemi Hz Ali'den aldığını açıklayınca Muaviye'nin hakemi Muaviye halife ilan etmiştir. İşte bu olay arkadaşlar İslam dünyasında ilk kez artık ayrılıkların da meydana geldiğini göstermektedir. İslam dünyası içerisinde ilk ayrılıklar Sıfın Savaşı ya da hakem olayı birlikte ortaya çıkmış. Bunun sonucunda İslam dünyası üç gruba ayrılmıştır. Şiiler yani Hazreti Ali taraftarları. Sünniler ya da Muaviye taraftarları ya da Emeviler de diyebiliriz bunun için. Ve bunun dışında bir de tarafsız kalanlar, dışarıda kalanlar yani hariciler olmak üzere e, İslam dünyası ilk kez böylece üç gruba bölünmüş. Burada bir notumuz var. E, hariciler e, özellikle Muaviye'ye ve Hazreti Ali'ye suikast girişiminde bulundular. Ancak Muaviye bu suikast girişiminden kurtuldu. Ama Hazreti Ali hariciler tarafından e, suikast sonucunda öldürüldü. Ve böylece dört halife devri arkadaşlar... İslam tarihinde son ermiş oldu. Müzik